Efendim, hayırlı günler diliyorum. Bugün Ekim ayının son günü, 31 Ekim. Bugünkü basın toplantımızda yine bazı üzüntü verici hadiseleri dile getirerek başlamak istiyorum ne yazık ki. Bildiğiniz gibi yüreğimizi parçalayan bir gelişme oldu. Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde operasyona çıkan jandarma özel harekat uzmanı iki çavuş Asım Türker ve Ferruk Dikmen ne yazık ki donarak şehit oldular. Bu elim hadise ister istemez bize Sarıkamış'ı hatırlattı. Bir asır evvel bu milletin evlatları bu ülkenin selameti için büyük miktarda insan hayatını kaybetmiş, donarak onlar da şehit olmuştu. Biz ne yazık ki bir asır sonra benzer bir hadiseyle yeniden karşı karşıyayız. Elbette şartlar değişti. Bu noktada hükümeti veya birilerini suçlama diye bir düşüncenin içine giremeyiz. Ama şuna da dikkat etmemiz icap eder. Bu aylar mevsimin değiştiği aylar. Ne yazık ki atmosferde de, iklimde de çok hızlı değişiklikler meydana geliyor. İşte birdenbire aniden kışa girdik belli yerlerde. Don hadiseleri meydana geldi. Tabii devir değişti. Eskiden böyle günlük, saatlik raporlar almak, meteoroloji raporları almak mümkün değildi. Ama bugün saatlik dünyanın her yeri için raporlar almak ve ona göre de hazırlanmak mümkün. Elbette biz burada bir soruşturma açılmasını falan değil, yetkililerin mutlaka gerekli tedbirleri özellikle şu geçiş iklimlerin geçiş döneminde almalarının zaruri olduğu kanaatindeyiz. Tekrar hem ordu mensuplarımıza hem milletimize başsağlığı diliyorum. Tabii son zamanlarda dünyanın her tarafında hadiseler meydana geliyor. Son olarak da Endonezya'da düşen uçakta 200'e yakın insan hayatını kaybetti. Arızalı anlaşılan olduğu fakat tamir edildiği düşünülen uçak kalktıktan birkaç dakika sonra geri dönmek istiyor ve düşüyor. Biz orada da hayatını kaybedenlere Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Endonezya halkına özellikle başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Tabii bir başka feci hadise Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşandı geçen hafta. Pittsburgh kentinde bir sinagoga silahlı bir saldırı yapıldı. Bunu şiddetle kınıyoruz. Bir ibadethaneye biz o dinin mensubu olalım olmayalım yapılan saldırıyı hakikaten her zaman şiddetle kınamak mecburiyetindeyiz. Son zamanlarda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın tavrı aslında bu saldırıların zeminini oluşturuyor. Devlet başkanları sokaktaki vatandaş gibi olmaz. Her kullandığı kelime, cümle vatandaş üzerinde bir etki meydana getirir. Açıkça Amerika Birleşik Devletleri Başkanı iktidara geldiği günden beri ayrımcılık yapıyor. Kışkırtıyor. Farkında veya değil. İnsanları kışkırttığınız zaman insanların nerede patlayacağını kestiremezsiniz. Biz bu sinagog saldırısını nasıl kınıyorsak elbette bundan önce dünyanın çeşitli yerlerinde camilere yapılan saldırıları da aynı şekilde şiddetle kınıyoruz. Özellikle dünyanın sadece dünyanın diğer tarafındaki mescitlere yapılan saldırıları değil, Mescid-i Aksa'ya yapılan gündelik saldırıları da unutmamaları gerektiğine vurgu yapıyor. Gazze olsun, ne yazık ki Filistin toprakları olsun, artık mescitlere yapılan saldırı
günlük hadise haline geldi. Kimse dikkat etmiyor. Bundan dolayı da ben bütün insanlığı bu noktada hassasiyet göstermeye ve kime yapılırsa yapılsın bu tip saldırıları şiddetle kınamaya, hükümetleri de tedbir almaya davet ediyorum. Elbette bu haftanın en önemli hadisesi başlığı pazartesi günü 95. yıl dönümünü kutladığımız Cumhuriyet'in ilanıdır. 20. yüzyılın başlarında İslam dünyası büyük bir badirenin içine sokulmuştu. Bu süreç Müslüman ülkelerin işgali ve sömürgeleştirilmesiyle ne yazık ki devam etti. Birinci Dünya Savaşı akabinde Osmanlı Devleti dağıldı, işgale uğradı toprakları, yeni ülkeler doğdu. İşte biz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı bu emperyalist sömürgeci anlayışa karşı duruşun bir nişanesi olarak görüyoruz. Böyle kutluyoruz. 29 Ekim bu sebeple takvimlere sıkıştırılmış bir anmanın ötesinde mevcudiyetimizin milli kimliğimize göre şekillendirilmesi olarak değerlendirilmelidir diye düşünüyorum. Unutulmamalı ki Cumhuriyet, Cumhur'un yani halkın yönetimde söz sahibi olması demektir. Bu sebeple Necip milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı bir kere daha tebrik ediyorum. Tabii 29 Ekim bu sefer sadece Cumhuriyet'in kurulması yıl dönümünden ibaret olmadı. İstanbul Havaalanı'nın açılmasına da denk geldi. İstanbul'da bu resepsiyonun, Cumhuriyet resepsiyonunun ve kutlamaların tertip edilmesi maalesef siyasi partiler arasında bir çekişmeye vesile oldu. Biz geçen hafta bu konudaki görüşlerimizi dile getirmiştik. Türkiye'nin gerçek gündemini konuşmamak hem ülkemizi hem geleceğimizi yıpratmaktır. Bunu unutmayalım. Coğrafyamız ateş çemberinin içerisindedir. Ülkemizde uluslararası konu haline gelen cinayetler işlenmektedir. Türkiye ekonomiden adalete, eğitimden dış politikaya kadar her konuda büyük sorunlarla karşı karşıyadır. İnsanımız geçim sıkıntısına düşmüştür. Gelecek ayın hesabını bile yapamamaktadır artık. Bunların tartışılması gerekirken bu tartışmalardan kaçınan iktidar büyük bir maharetle her hafta adeta yeni bir tartışma konusu üretmektedir. Ne yazık ki bu oyuna siyasi partiler de gelmekte. Ülkemizin ana problemlerini tartışacağımıza suni meselelerle vakit kaybetmektedir. İnsanımız, ülkemiz. Bundan dolayı biz insanımızın, ülkemizin, özellikle siyasi partilerimizin ülkemizin temel problemleri üzerinde odaklanmaları gerektiğine inanıyoruz. Yoksa yani resepsiyon İstanbul'da mı oldu? İstanbul Havalimanı açılırken şunlara mı dikkat ettik? İşte falanca yerdeki hadiseden dolayı ne yapmamız icap eder? Eğer biz konu bulmaya kalksak hiç Türkiye'mizin geleceğiyle alakalı olmayan yüzlerce konuyu gündeme getirmemiz mümkün. Ama biz kendi meselemizi mutlaka
daha doğru, daha kuvvetli olarak. Tabii İstanbul Havalimanı dünyanın en büyük havalimanlarından birisi. Hatta en büyüğü olarak takdim ediliyor. Çok kısa zamanda inşaatı yapıldı. Hükümet buraya çok önem verdi. Özellikle uluslararası kavşak noktası haline geliyor Türkiye bu havalimanıyla. Milyonlarca insan artık transferini eğer iyi değerlendirilirse bu havalı alanı üzerinden yapacak ve bu da Türkiye'mize oldukça önemli bir katkı sağlayacak. Bundan dolayı tebrik ediyoruz. Ancak tabii bilinmeyen, açıklanmayan konuların da mutlaka açıklığa kavuşturulması gerektiğine inanıyoruz. Bir şeyin düzenlenmesi demek hiç eksiğinin olmaması manasına gelmez. Veya bir noktaya dikkat çekiliyorsa o noktaya itibar etmeyiz. Siz genele bakın diyerek bütün meseleleri sümen altı edemeyiz. Mesela bu havaalanının hakikaten maliyeti üzerinde çok çeşitli iddialar var. Doğru dürüst neye mal olduğunu, benzer havalimanlarıyla karşılaştırıldığında onlara nazaran maliyetinin düşük mü yoksa daha mı yüksek olduğunu bilmek istiyoruz. İşte Çin'de de bir havaalanı açılıyor. O da çok büyük. Hatta daha büyük olduğu söyleniyor. Ama bunların hep üzerinde durulmuyor. Halbuki milletin yapılan yatırımlarla ilgili bu tip bilgilere ihtiyacı var. Eğer bizim içimizde bir şüphe varsa bu şüphe sadece ve sadece karamsarlığımızı artırır. İkincisi, efendim burada iç uçuşlarla ilgili olarak herhangi bir garanti verilmedi denildi. Arkasından pat diye baktık ki aslında buranın ağırlığını yabancı uçaklar, yabancı ülkelerden ve gelen ve giden uçaklar oluşturacak seyri seferin o noktada ciddi taahhütlerde bulunulmuş. Aynı zamanda buranın çalışma koşullarından dolayı birçok işçinin hayatını kaybettiği ve çok zor şartlarda çalıştıkları ifade ediliyor. Bunların üstü örtülüyor. Halbuki bunların üstünün örtülmesine gerek yok ki. Her büyük inşaatta bir takım hadiseler meydana gelir. Üstünü örterseniz bu hadiseler tekerrür eder. Ama bunlar deşifre edilir. Yeri geldiği zaman tenkit edilir. Eğer ihmal varsa o ihmalin üzerine gidilirse problem azalır. Ama ne yazık ki bu konularda iktidarın çok ketum davrandığına şahit oluyoruz. Biz temelinin atıldığını, ne zaman biteceğini, bazen neye mal olduğunu biliyoruz, bazen biliyoruz. Ama bazı rakamlar ister istemez bizi endişeye sevk ediyor. Çelişkiler özellikle. Zaten sık sık gündeme getirdiğimiz bir konu var. O da biz yatırım dediğimiz zaman paranın toprağa gömülmesine şahit oluyoruz. Köprüler yapılıyor, tüneller yapılıyor, yollar yapılıyor, trenler yapılıyor, havaalanları inşa ediliyor, para hep toprağa gömülüyor, betona gömülüyor. Ama biz üretim dediğimiz zaman herkes sus pus. Ciddi bir adım görmüyor. Bundan dolayı da endişemizi dile getiriyoruz. Şimdi bu havaalanının inşasıyla ciddi miktarda bir döviz gelirinin sağlanacağı ifade ediliyor. Memnuniyet duyarız. Çünkü çok ciddi bir döviz açığımız var. Dış borcumuz tahminlerimizin çok üstünde. Aslında bunların üstünden gelebilmek için bizim üretime dönük yatırımlara ihtiyacımız var. Ama şimdi böyle bir havaalanı inşa edildikten sonra bu bize daha uzun zaman
yapılan taahhütlerden dolayı bir gelir sağlayamayacaksa vay geldi halimize. Çünkü şu anda bizim en büyük problemlerimizden birisi ekonomidir ve döviz açığımızdır, dış ticaret açığımızdır, milli gelirin aslında üretime dayalı olarak artmaması sebebiyle, Türk parasının değer kaybetmesi sebebiyle gerileme trendine girmiş olmasıdır dolar bazında. Ama bunlar maalesef dikkatlerden kaçırılmaya çalışılıyor. Ama bizi en çok şaşırtan, mutlaka açıklanması gereken husus, Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamasıyla Sayıştay raporlarının arasındaki çelişki. Biz mi yanlış görüyoruz? Biz mi yanlış biliyoruz? Yanlış aktarılıyor. Buraya mutlaka bir açıklık getirilmesi icap eder. Çünkü Cumhurbaşkanımız 12 yıllık dış hat yolcu geliri için 342 milyon avro garanti verildiğini ifade etti. 342 milyon. Ama 2016 Sayıştay raporunda 12 yıllık garanti miktarı 6,3 milyar avro olarak gösterildi. Bu kümülatif mi, yıllık mı? Bunun mutlaka açığa kavuşturulması icap eder. Arada bu kadar büyük fark olmamalı diye düşünüyoruz. Onun için bu çelişkilerin bir an önce açığa kavuşturulması gerekir. Yoksa böyle bir önemli tesis açılırken bazı resepsiyonların İstanbul'da yapılması, kutlamaların burada olması, Ankara'da başka kutlamaların yapılması, andımızın her yerde tekrar tekrar gündeme getirilmesi bize ne sağlayacak? Ben onu değerlendirmekten, kusura bakmasın arkadaşlar, acizim. Ama bazı eğitim dönemi, yeni eğitim dönemi başladı. Yeni bir Milli Eğitim Bakanımız var. Tabii artık bakanlıklar eskisi gibi çok da büyük önem taşımıyor. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'nın iki dudağının arasında sen git başkası gelsin denildiği zaman gidiyor. Başkası kim isterse o geliyor. Kimsenin de buna sen bunu yapamazsın, olmaz, niye yapıyorsun diye sorma hakkı yok. Çünkü tek yetkili. Şimdi bazı rektörler de fetva vermişler. Artık Sayın Cumhurbaşkanı'nın verdiği kararlara itiraz etmeyi haram sayan fetvalar da çıkıyor. Yani tabii eğer rektörler bu kafadaysa Türkiye'nin ayağa kalkması herhalde pek o kadar mümkün olmaz kanaatindeyiz. Antiparantez bunu da söylemekte fayda görüyorum. Geçtiğimiz hafta yeni Milli Eğitim Bakanımız eğitim vizyonu ile ilgili bir paket açıkladı. Yeni bir yaklaşım gündeme getiriliyor. Ama özellikle şunu hemen ifade edelim ki bunlar kağıt üzerinde kalmamalı. Sayın Milli Eğitim Bakanı'nın sivri akıllara ihtiyacımız var, bunları yetiştirmeliyiz dediğine de geçmişte şahit olduk. Buna tepki gösterenler oldu. Biz deli arıyorduk, o sivri akıl arıyor. Fark etmez. Biz de deliden zaten birazcık da sivri akılı kastediyorduk. Yani mevcut şartlara kendisini hapsetmeyen, bugün içinde bulunduğumuz şartları çözmede kararlı olan bir nesil yetiştirmeliyiz. İdealist bir nesil yetiştirmeliyiz. İdealizmi yetmez, bilgili, vasıflı bir nesil yetiştirmeliyiz. Bu lafla olmaz. Bir senede de halledilmez. Ama ne yazık ki biz bugüne kadar bu hükümet zamanında en az 6 tane Milli Eğitim Bakanı değiştirdik. Hiçbirisi uzun zaman kalamadı. Kendi projesini tam olarak tatbik edemedi. Ve bizim eğitimimiz tam bir çıkmazın içine girdi. Bugün üniversitelerde okuyan veya üniversiteden mezun olmuş hiçbir gencimiz okula başladığı
sistem ve müfredat ile bu sebeple okuldan mezun olmadı. Bu kadar garip bir hikaye diye anlatsanız hakikaten tarihte önemli bir yer işgal eder. Komik hadiseler mi diyeceğiz? Trajikomik hadiseler mi diyeceğiz? Bu bapta saymak mümkün olabilir bu durumu. Bundan dolayıdır ki biz endişeliyiz ama bu yeni açıklanan vizyonla da bir ümitle kapılıyoruz. Ümit ediyoruz ki bu da bizi sükutu hayale uğratmazlar. İstikrar birinci meseledir. Özellikle eğitimde genç, zihni yeni şekillenen çocuklarımız ancak sağlam bir eğitim politikasıyla yetişirlerse, idealist olurlarsa, fedakarlık duygusunu bilirlerse, hizmetten zevk alırlarsa o zaman bu ülkeye faydalı olabilirler. Şimdi Türkiye'mizde ayrı bir çelişki yaşanıyor. İstatistiklere baktığımız zaman 3,5 milyona yakın işsizimiz var. Ama öbür taraftan iş adamlarına sorduğumuzda da adam arıyoruz, bulamıyoruz diyen çok ciddi bir kesim var. Bu nasıl bir çelişki? Bu bile bize bağırıyor. Eğitim iflas etmiş durumda diye. Ehil insan arayan, kaliteli insan arayan bir kesim 3,5 milyon işsiz. Bu işsizlerin büyük bir kısmı ne yazık ki ehliyetli insan olarak yetiştirilmemişler. Kabahat onların değil. Tabii bu gerçeği sadece biz söylemiyoruz. Dünya istatistiklerine baktığımız zaman da bu gerçeğin maalesef dünya istatistik bilgileriyle de doğrulandığını görüyoruz. Bu da bizi derinden üzüyor. OECD ülkeleri arasında devletin eğitim kurumlarına öğrenci başına en az harcama yapan ülkelerden birisi Türkiye. Bu bizim ne kadar vahim bir noktada olduğumuzu gösteriyor. Öbür taraftan Türkiye, Dünya Ekonomi Forumu'nun Eğitim Kalitesi 2018 başlığıyla yayımladığı listede, dikkatinizi çekiyorum, Katar'dan, Malezya'dan, Endonezya'dan, İran'dan, Pakistan'dan geride 99. sırada yer alıyor. Bunlar bizim Müslüman kardeşlerimiz, ülkelerimiz, diğerlerini saymıyor. 99. sırada dünyada 200 tane ülke var. Ve biz 99. sıradayız. Yine aynı raporda matematik ve fen bilimlerinde de yine bu ülkelerin ardından orada biraz daha sırayı atlamışız. 107. sırada yer alıyor. Arkasından da Türkiye'de ben hükümetin bir seferberlik başlattığına, beyin göçünün terse dönmesine, Türkiye'ye gelmesine ihtiyaç var dendiğine şahit oluyoruz. Allah akıl fikir versin demekten de geçinemiyor. Yani biz bu duayı sık yapıyoruz da arkadaşlar bizim bu duayı nasıl anlıyorlar onu tam bilemiyorum. Çünkü Türkiye'de şu anda bütün bu olumsuzluklara rağmen yetişen beyin gücü yurt dışına gitmeyi tercih ediyor. TÜİK'in gene son verilerine göre geçtiğimiz yıl, yani 2017'de yurt dışına göç eden vatandaşların sayısı %42 artışla 250 bine çıkmış. Bir önceki yıla göre %42 artmış, 250 bin üniversitelerden mezun olan, Türkiye'de iş bulamadığı için ve dışarıda da iş bulma vasfına sahip olduğu için 250 bin gencimiz yurt dışına gitmiş. Aslında bu hakikaten hükümeti telaşa kaptırmalı. Neden? Bunun cevabını bulmadan Türkiye'ye kimseyi getiremezler.
Çünkü görüyoruz ki Türkiye şu anda çok ciddi bir beyin göçüyle karşı karşıya. Teknoloji, sanayi, tıp, sanat, aklınıza gelebilecek her türlü alanda bu ülkenin nitelikli insana ihtiyacı varken bunları Türkiye'de tutamıyor. Bu insanlar birer birer başka ülkelerin yolunu tutuyorlar ve ülkemizden ayrılıyorlar. Neden diye sorduğumuzda birkaç konuya geçmişte de açıklık getirmiştik. Bir defa daha saymak istiyorum. Her şey ekonomiden ibaret değil. Adalete güven bu işin başında geliyor. Türkiye'de kalan insan yarın bir problemle karşı karşıya kaldığı zaman adalete güvenmek istiyor ama o güveni bulamıyor. Bulamadığı için de Türkiye'yi terk ediyor. Sadece ekonomik sebepler değil. Liyakata önem verilmediğine şahit oluyoruz. Torpili olmadan, yandaşlık kisvesini giymeden kimse devletin önemli makamlarında görev alamıyor. Ve en önemlilerinden birisi ise bütün bunlara rağmen eğer Türkiye'de hakikaten üretime dönük yatırımlarda bir artış meydana gelse bu vasıflı insanlara orada ihtiyaç olacaktı. Ama o yatırımlar da yapılmadığı için yeni istihdam sahaları ne yazık ki açılamıyor. Muhterem arkadaşlar, tabii bununla doğrudan doğruya alakalı olmasa da bir başka konuda basın özgürlüğü sıralamasındaki halimiz. Türkiye bu yıl dünya basın özgürlüğü sıralamasında da Hindistan, Güney Afrika, Endonezya, Nijerya gibi ülkelerin ardından eğitimi geçtik. 157. sırada. Yani ben hükümetin buradan nasıl ders almadığını bir türlü anlayamıyorum. Efendim bunların hepsi suçlu diyor. Bu söz dediğin zaman teröre destek veriyorsa suçlu. Bilmem şöyle ediyorsa suçlu. Peki de yani dünyada bizden başka kimse kalmadı mı? 157. sırada. İktidar Avrupa'nın bizi kıskandığını iddia ediyor. Ama görünen o ki pek çok konuda Afrika ülkelerinden gerideyiz. Hal böyleyken Avrupa'nın bizi neden kıskandığını anlamakta zorlanıyoruz. Parmakla gösterilen bir ülke olduk diyorlar. Bazı toplantılar yapıyorlar. İşte İstanbul Havaalanı gibi tesisleri açıyorlar. Hakikaten de parmakla gösterilen bir ülke haline geldik. Bunu biz de kabul etmek mecburiyetindeyiz. Ancak kötü örneklerle parmakla gösterilen bir ülke konumuna geldik. Onu da görmezden gelemeyiz. Bundan dolayıdır ki Türkiye gibi bir ülke eğitimde, basın özgürlüğünde bu kadar alt sıralarda bulunuyor. Ve biz ülkemizdeki demokrasinin sadece seçim günü sandığa giderek oy kullanmaktan ibaret olmadığını öncelikle iktidarın anlaması gerektiğini belirtmek istiyoruz. Buraya vurgu yapıyoruz. Yöneticilerin halkına hesap vermediği bir toplumun refah toplumu olamayacağını da iktidarın görmesi gerektiğini hatırlatıyoruz. Bu gün ne yazık ki medya ciddi bir baskı altında. Bazen zam haberlerini bile yabancı basından öğrenmek mecburiyetinde kalıyoruz önemli konularda. Çünkü bazıları zammı bile dile getirmeyi, kriz var demeyi bu memlekete karşı işlenen
hainler sınıfına girmesine vesile oluyor bunu dile getirenler. Bunu da bir suç sayıyorlar. Bundan dolayı da maalesef basınımız bazen çekingen davranıyor. Onun için biz kalkınmada, Avrupa'da hatırı sayılır bir ülke olmak istiyorsak hem eğitimde hem basın özgürlüğünde elbette hem de ekonomik sahalarda önde olan bir ülke haline gelmemiz gerektiğini hatırlamalıyız. Bunun üzerinde durmalıyız. Son olarak dış politikada yaşanan bir takım gelişmelere de değinmek istiyorum. Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı Suriye konulu dörtlü zirve Almanya, Fransa ve Rusya'nın katılımıyla İstanbul'da icra edildi. Biz bu hususlarda daha önce defaatle kanaatlerimizi belirtmiştik. Bir kere daha bu konuya vurgu yapmaya ihtiyaç duyuyoruz. Elbette bu toplantılar yapılabilir. Ancak barışı ve huzuru biz bu bölge insanıyla, ülkeleriyle çözüme kavuşturacağımızı öncelikle hatırımızdan çıkarmamalıyız. Eğer biz bu çözümü gider de Paris'te, Moskova'da, Berlin'de, Washington'da ararsak bu çözümün hiçbir zaman gelmeyeceğini de görmeliyiz. Çünkü bu coğrafya üzerinde emelleri olanlar hiçbir zaman bu coğrafyada barış ve huzurun tesis edilmesini arzu etmezler. Biz bundan dolayıdır ki eğer barış ve huzur istiyorsak bu huzur ve barış için Tahran'ı, Şam'ı, Bağdat'ı, Kahire'yi, İslamabad'ı hatta Ankara'yı bir araya getirmeli ve problemleri birlikte çözmeliyiz. İbn Haldun'un bir ifadesi var. Coğrafya kaderdir buyuruyor. Bu coğrafyanın kaderi ise İslam ülkelerinin bir araya gelmesi ile ancak değişebilir kanaatindeyim. Bu sözlerle ben memleketimizin geleceği için yine de ümit var olmanın olmazsa olmaz şartımız olduğunu düşünüyorum. Zaman gelecek bu sıkıntılardan ders alacağız. Milletimiz bu yaşanan sıkıntılar üzerine nasıl bir değişim istediğini ortaya koyacak. Biz de milletimizin önüne ısrarla doğruların ne olduğunu, hangi politikalar uygulanırsa memleketimizin refaha kavuşacağını, bağımsızlığını koruyacağını, adaleti tesis edeceğini, bu dünyada özellikle barışı sağlayacağını biz kendi politikalarımızı ortaya koyarak ifade ediyoruz. Milletimize de bunu sunuyoruz. Öyle zannediyorum ki milletimiz eninde sonunda bir takım sıkıntıları da yaşadıktan sonra bu gerçekleri görecek ve doğru istikamette tercihini belirleyecektir. Hepinize teşekkür ediyorum. Sorusu olan varsa, evet bu sefer ben ya atladık mı diye düşünüyordum ama peki buyurun. Evet. Yani ben şahsi polemiklere girmeyi hiçbir zaman doğru bulmuyorum. Melih Bey, o da bizim arkadaşımız. Geçmişte beraber bulunduk. Bizim saflarımızda da belediye başkanlığı yaptı. Rahmetli Özal zamanında Keçiören belediye başkanlığını yaptı. Daha sonra ayrıldı, bu arkadaşlarla beraber oldu. Ama bir gerçeği sadece burada söyleyeyim. Yani hikmeti ilahi, Tayyip Bey yola çıktığı, beraber ıslandığı arkadaşların içinde kendisine böyle hafiften de olsa tavır koyan kimseyi yanında bulundurmak istemiyor. Gerçi ben Melih Bey'in böyle bir tavır koyduğuna da şahit olmadım ama bu bizi üzüyor biraz. Endişeye sevk ediyor ama kendi bileceğidir. Takdiri onun. Ama bunu milletin de değerlendirmesi gerektiğine inanıyoruz. Aradaki polemiğe ben girmem. Girmeyi doğru buluyorum. Evet. Aynı iş.
Yani Bedrettin Dalan tabii son zamanlarda gündemde olmayan bir isim. Yani tutar mı? Yani olabilir de bilmem. Öyle bir isim değerlendirilebilirse kendi tercihleridir. Bedrettin Dalan da İstanbul'a hizmet eden 5 yıl. İstanbul'un şeklini değiştirmekte bir takım ciddi adımlar atan bir isim. Onu da unutmayalım. Evet. Buyurun. Efendim, toplantı öncesinde Merkez Bankası'nın başkanı bir açıklaması olmuştu. Enflasyon tahmini yıl sonu için %13'ten %23,5'a, gıda enflasyonu tahmini de yıl sonu için %13'ten %29,5'e çıkardı. Önce bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Rektöre çok kısa girdiniz ama haram rektörünün Cumhurbaşkanı itaati vardır, karşı gelmek haramdır. Hani rektörden böyle bir çıkış gelmesi. Bir de şehit askerlerimizle ilgili mecliste bir zor önergesi verilmiş araştırma için ama kabul görmedi. AKP reddetti, MHP çekimsel kaldı. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de bir ihmal var mı? Yani askerler neden öldüğüne dair soru işaretleri var. Evet. Peki yani birincisi enflasyon rakamları ile maalesef oynandığı kanaati var. Çünkü herkes alışveriş yapıyor. Şu anda alışverişe gidenler sene başıyla bugüne baktığınız zaman ben de alışveriş yapıyorum. Ben onu söyleyeyim. Ben her gün alışverişe çıkmam ama en azından bir 10-15 günde bir mutlaka alışveriş yaparım. Ya ben en az %60 fiyatların 70 arttığına şahidim. Yani paketler küçülüyor, fiyatlar artıyor. Ha paketin küçülmesini dikkate almadan bir artış korsam belki o dediğiniz rakamlar olabilir. Ve yurt dışında bir takım eksperlerin yaptığı açıklamalar açık ve net olarak diyorlar ki şu anda Türkiye'deki enflasyon %68. Ha bunu söyleyenler de hain ilan ediliyor. Ya benim bunu söylemem kimsenin üzerinde bir etki meydana getirmez. Niye hainlik olacakmış ki? Türk ekonomisi benim sözlerimle mi etki altına girecek? Bu rakamlar psikolojik bir sebepten dolayı düşük gösterilmeye çalışılıyor. Ben Merkez Bankası'nın bu söylediği rakamlarında kesinlikle gerçeği yansıtmadığını, hakiki enflasyonun çok daha altında olduğu kanaatindeyim. Benim kanaatim bu. Öbür taraftan ne dediniz ikinci? Rektör, yani tabii helal haram konusunda ilahiyat mensupları fetva verebilirler. Rektör böyle bir fetvayı nasıl almış ona gidip sormak lazım. Ama herhalde bir üniversite rektörünün böyle bir açıklamada bulunması biraz garip geldi bana. Zaten sıkıntımız da burada. Bir ülkede şunu tekrar tekrar söyledim, bir defa daha tekrar ediyorum. Eğer hakimler karar verirken kararlarının doğruluğundan çok yöneticileri tatmin etmeyi öncelerlerse, yani yöneticilerin gözüne bakarak karar vermeye kalkarlarsa, bir, ilim adamları da hükümetin yanlışlarının üstünü örtmek için fetva üretmeye başlarlarsa kıyameti bekle. Onun için özellikle içinde bulunduğumuz şartlarda bunların ciddi değerlendirilmesi gerekir. Ülkeyi çok ama çok badireli bir dönem bekliyor. Allah muhafaza etsin. Eğer bu yanlışlar devam ettirilir de bugünkünden daha ciddi problemlerle karşı karşıya kalırsak o zaman ne bu fetvalar ne bu hükümler kimseyi kurtarmaz. Son olarak da askerlerle ilgili ben o konunun bir polemik haline getirilmesini kesinlikle doğru bulmuyorum. Elbette bir endişe var. Yani acaba şu mevsim değişikliği döneminde bir ihmal oldu mu diye. Ama şu da bir gerçek. Bazen hava şartları o kadar hızlı değişiyor ki fırtınalar kopuyor, helikopter inemiyor mesela. Tabii yayınlanan ses kayıtları vesaireler
insanı üzüyor. Üzmememiz mümkün değil. Ben sadece bu noktada bir siyasi yönden meclisin bir araştırma yapmasından çok yetkililerin yani ordu mensuplarının kendi aralarında bu meseleyle ilgili ciddi bir araştırma yapmalarını, arkasından da gerekli tedbirleri almalarını tavsiye ederim. Bunu bir polemik konusu yapmayı kesinlikle ben doğru bulmuyorum. Bunu da ifade edeyim. Evet, teşekkür ediyorum. Sağ olun.